Değerli kardeşlerimiz sorularla islamiyet.com sitemize gelen bir soru şöyle. Ezanın mahiyeti nedir? Ezan Allah'ın ismini ve tevhid davasını kainata ilan etmektir. Allah'ın ismini ve tevhid davasını ilan etmek ise kainatın ve insanlığın yaratılışının en büyük gayesidir. Mana ve muhtevası bakımından ezan hem namaz hem İslam için bir çağrıdır. Yani ezan vasıtasıyla insanlar bir taraftan namaza çağrılırken diğer taraftan İslam'ın üç temel ilkesini oluşturan Allah'ın varlığını ve birliğini. Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın onun elçisi olduğunu ve asıl kurtuluşun, felahın ahiret mutluluğunda bulunduğu gerçeğini net bir şekilde açıklamış olur. Yer küresinin güneş karşısındaki konumu ve kendi etrafındaki dönüşüyle namaz vakitlerinin oluştuğu, göz önünde bulundurulduğu takdirde Müslümanlarla meskun olan her noktada günde beş defa okunan ezanın kesintisiz devam ettiği bu ilahi mesajın günde her günün her anında yeryüzüne yükseldiği anlaşılmaktadır. Ezan İslam'ın şairindendir. Yani İslam'ın sembollerinden. Bu nedenle şairin adeta hukuku umuye nevinden cemiyete ait bir ubudiyet olduğunu söyleyen Bediüzzaman Hazretleri birisinin yapmasıyla o cemiyet umumen istifade ettiği gibi onun terkiyle de umum cemaat mesul olur. Bu nevi şeaire riya giremez ve ilan edilir. Nafile nevinden de olsa şahsi fazlardan daha ehemmiyetli olduğunu açıkça ifadeler eder lemalar isim eserinde. Ayrıca ezanın ifadesi yalnız bir köy ahalisi namaza davet değil. Belki kainat sarayında mevcudata karşı umum mahlukat namına bir ilana tevhid olduğunu beyan eder. diye ezanı özetleyen Bediüzzaman ezanın ehemmiyetini ve çok cihetlerle faydasını şöyle dile getirir. Mesela biri dese Ezanın hikmeti Müslümanları namaza çağırmaktır. Şu halde bir tüfek atmak kafidir. Halbuki o divane bilmez ki binler maslahatı ezanı içinde o bir maslahattır. Tüfek sesi o maslahatı verse acaba nevi beşer namına yahut o şehir ahalisi namına hılkat kainatın netice uzması ve nevi beşer netice-i olan ilan-ı tevhid ve rububiyet ilahiye karşı izhar rububiyete vasıta olan ezanın yerini nasıl tutacak? Anlaşılan o ki Allah'ın varlığını ve birliğini ilana ve Rabliğine karşı kulluğumuzu göstermemize vesile olan ezanın hikmet ve faydaları pek çoktur. Evet, alem sahrasında dağılmış insanları cemaate davet eden ezan Muhammed'inin aleyhissalatü vesselam o tatlı sesiyle İbadete ve cemaate bir meyil, bir şevk husule gelir.